Zengin, 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 zengin. Bu ne? Haftalık 14. Canberk'i iPhone 11 almaya parayı buldu. Parayı buldu. Abi söylüyorlar. Niye iPhone 11 alıyorsun? Param var, alıyorum. Bir açıklama daha mantıklı olamazdı. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Canberk de benim 3 yıl önce yaptığımız bir proje var daha doğrusu. Ha. Bu adamın hayatı telefonda geçiyordu. Ama açsana hatta. Bir de fake hesaplarına bakalım. Sen fenomensin ya. Abi burası böyle ya. Kaç takipçi? Motor 1 mi abi? Evet abi. Hemen bakalım. 160 bin. 160 bin. Sen ciddi mi? Gerçekten bir ünlüyle birlikteyim. Aboneyi de göstereceğim değil mi? Yok. Ya sen. Abi. Canberk'lerin videosu trendti. Hangi video? Tamam burada bari para kazanma tamam. Ya, hobi olarak gene kazan. Burada kazanma bari. Geçemiyorum biliyor musun? Trend 20 ha. Atlanamayan reklam. Nasıl bir para göz bir adam oldun sen de yazıklar. Bak ne diyor? Trend 20. Diyor ya bak oğlum Taycanlar, Aresaltlar. Bu işi yapıyorum. Çünkü param var. Sürekli zengin diyor. Evet. Doğru. Doğru. Berem komutanıma ısmarladım. Şırnak. Bedava hediye. Üstümdeki 200 lira. Tamam. Pantolon 200 lira. Ayakkabım 400 lira. Sen ne diyorsun ya? Çoraplarım da pazardan aldım 5 lira. Herkese tavsiye ediyorum. 400, 600, 805, 705. İyiymiş lan. Ben bayağı varlıklı bir kişiyim. Olmadı değil mi? Biraz daha ucuz mu giyseydin? Vallahi biraz daha ucuz giyseydin. Yanlış giymiş. 2017'de Canberk'te hatırlarsınız böyle zeminde bir ofisimiz vardı. Motor 1 Türkiye normalde bir ekip ve bir firma aslında. O zaman şirkette beraber çalışırken Canberk'le o firmanın sosyal medya işlerini almıştık. İşte YouTube kanalı, Instagram hesabı. Biraz önce gördüğünüz Instagram hesabında YouTube kanalında beraber yok. YouTube'u 8000'de devraldık. Instagram'ı da sıfırdan kendimiz kurmuştuk. Canberk o kadar odaklandı ki bu işe. Diğer işleri unuttu. Diğer işleri unutunca ben dedim ki kanka git sen orada çalış. Motor 1'e geçti abi. Ya makara bir yana orada o kadar iyiydi ki adam diğer işleri yapmasının bir anlamı yoktu. Bir Teknosa'ya bakacağız, bir Turkcell'e bakacağız. Ve bir yerden bu kadar telefonla uğraşan bu adamı 6S'ten kurtaracağız. 4 sene önce aldım. Gayet idareli kullanıyorum. Taliplerimi bekliyorum. Oğlum benim Masaka'ya benzettim. Tam bir dolandırıcı tipim var. Basın açıklaması yapmak istiyorum. O açıkçası beni mutlu etti. Masaka sevdiğim bir insan. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar haftalık 14 başlıyor. Zaten buradaymış. Çok da fanteziye gerek yok. Ne kadarmış 12 Pro? İyi bak bu sefer 64'lük yok. Benim telefon 64 mesela. Çok da yetmiyor video işlerine başladığımdan beri. Ben ilk kez elime alacağım. Oo neye bakmak istiyorum biliyor musun? Bu geniş açı tutuyormuş. Şimdi telefonla çekiyorum ya bir şeyleri. Ayarlar. Çünkü bu 4K 30 FPS'dir büyük ihtimalle. Çektim 1080 30 FPS'i. Ne alaka oğlum? Tamam bununla uğraşmayacağız. Biçimler en uyumlu. Bunu en uyumlu yapma sebebimiz de şey. Telefonla video çekenler için söyleyeyim. En uyumluyu aldığınız zaman biçimlik değerini H264 formatında çekiyor. Dolayısıyla Premiere'le uyumlu bir formatta çekiyorsunuz. Öbür türlü H demene çekiyor. O da böyle Premiere attığınızda yok bunu da çekemiyorum falan demenize sebep olabilir. Açsana bir yan yana koyalım. Var fark. Kamera almaktansa şu an vlog için telefon almak daha makul geliyor. Bu ay alamam ama belki önümüzdeki ay alabilirim. Biz fiyatlara baktık baktık. Sonra da şöyle bir şey oldu abi. Mor oynamak istedim. Ya bir anda dedim ki kulağına eğilip hesap kimde oynayalım olur kabul dedi. Ama kuralları ben koydum. Dedim sadece ben bir şey alabilirim. Sen bir şey alamıyorsun. Anlamadı o anda tamam dedi kabul etti. Kendime iPhone 12 aldım. Kartları da tezgahlara seçtirdik ve Utku'nun kartını seçtim. Hesap kimdenin kaybedeni ben oldum. Bir adet nur topu gibi iPhone 12'miz oldu. Peki iPhone 11 almaya gelip iPhone 12 almamız abi. İşte Apple'ın oyunlarına kanıyoruz oğlum. Hikaye şu abi. Ben zaten bir iPhone 12 alma isteğim vardı. Çünkü malum videoları telefonla çektiğim için biraz işe yatırım gibi aslında. Yersen. Dedim ki ben iPhone 12 alayım kendime. Sana dedim benim telefonu vereyim. Zaten bebek gibi telefon. Gene ticaretimdeyim. Geçen sene de kardeşim aynı şey yapmıştı. Bütün kardeşlerim aynı şey. Aynen öyle. Canberk'e dedim ki bu telefonu kullanır mısın? Boşuna dedim gidip iPhone 11'e sıfır para verme dedim. Gel bakalım dedim ikinci el emsaline. Ona göre dedim alalım. Canberk dedi ki olur kullanırım. Ben dedim ki okey ben iPhone 12 alıyorum bir tane kendime. Sana dedim bu telefonu paslıyorum. O yüzden birader akşam bende kalıyor. Akşam bir FIFA Night akar. Şöyle 1'e 2'ye kadar falan oynarız diyoruz. Saate bakıyoruz. 5.30 oluyor. 5.30 oluyor. Sonra vay efendim. Niye uyanamadın? Vay efendim. Efendim niye öyle oldu? Vay efendim niye bitiyor? İşte sadece kablo çıkıyor artık. Adaptör yok, kulaklık da yok. Ha kablo çıkıyor gene. Aynen kablo kulaklık çıkıyor. Kulaklık da yok. Kulaklık da yok. Oo, hadi bakalım yapıştır. Geri kapatalım. Sen var bir Apple fantazin var senin. Cold Start hazır mıyız? Cold Start geldi. Hello. Artık yok. Ha dur bakayım nasıl olmuş? Gerçi bunu bütün teknoloji hastaları izlemiştir bunu videoların da. Bunun içinde ne var şey? Ayırt mazımızı var. Açmazımızıyla kullanım kılavuzu falan var. Kablo var. Kablolar bu arada artık Type-C çıkıştı. Type-C'den Lightning. Sen nasıl biliyorsun hepsini? İnceledim. Ha eyvallah. Almadan önce de üzüm. Gerçi bana aldık ama. Konu biraz farklı oldu ama.
Bu videoyu izliyorsanız MSI'ın kutu açılış videosunu izlemişsiniz demek. Şimdi o videoda kutuyu açıp bırakmıştık. Şimdi mount'unu kurup nasıl çalıştığına bakıyoruz da. Oğlum bir şey diyeyim, bu büyük olay ya. Ece yaptım. Abi önce güvenlik poşeti kafanıza geçirmeyin. Yoruma yazabilir mi? Bunu hanginiz yaptı? Tayvan'dan adamlar bunu yazma gereği duymuşlar. Koçunuzun da kafasına geçirmeyin. Bak şimdi. Bunu yazarak ne yapmışlar biliyor musun? Biraz kesin. Allah'ım oğlum. Ben bilseydim geçirmezdim. Sen şimdi onu bir çıkar bakayım. Aynen öyle. Ne oldu? Çıkarmış onu. Evet abi, bugün yılbaşı gecesi. Lan konuşamadım. Moderatörlerinden utandım şu anda. Neden biliyor musunuz? Bak, yılbaşı gecesinde yapacak hiçbir şey olmayan iki yıkık. Karşımızda var. Teşekkür ederim ya. Bana da yıkık demez. Dersin, haklısın bu arada. Makara yapıyor. Yasin'le Utku'yla beraber kasalarla uğraşıyoruz. Canberk tabii evine gitti. Valla derdim yarınki yayına yetiştirmek. Saat kaç oldu? 4 falan olmuştur. 3.30 değil mi? Kibar kibar kurduk. Kaç dakikada? 45 dakikada falan kurdum ama. Titiz titiz itinayla. İlk startı vereceğim, bakalım nasıl. Hadi bakalım, hazır mıyız beyler? Abi renkleri çok güzelmiş be. Utku şimdi anladım niye camı tak dediğini ya. İçi falan inanılmaz görünüyor. Dalga geçiyorsun ya. Oğlum çok güzel duruyor. Anakartı falan ışığı vardır onun içinde. Çok güzel duruyor. Tamam, çok iyi olduğunu biliyorum da. Bana sürekli dediler ki monitörlerin ikisi birbiriyle çok fark eder. Hem MSI tarafından bunu söylediler, hem bizim çocuklar söyledi. Ben böyle biraz dedim o kadar da fark edemez. Aşırı fark edemiş. Farkı göstereyim size. Bu benim normalde kullandığım monitörüm. Biraz hani şöyle parlaklığını da kıssam kameranın. Şöyle görünür. Bu da yeni monitör. Aa, bu nedir? İnanılmaz bir renk farkı var. Şuradan görürsünüz. Bu kadar fark etmesin. Söyle, tamam, şimdi ne söyleyeceksen söyle hadi. Bize göster artık şu monitörü. Biz de güvenerek ediyoruz ya. Tamam şu tamam dur. Tamam. Yani şu an çok dağınık ortalık ama ya şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Böyle bir şey olabilir mi? İnanılmaz duruyor ya. Vay be. Bana deselerdi ki 5 yıl sonra şöyle bir noktaya geleceksin hayatında. Bayağı sinirim bozuldu ya. Burada kapatayım bugünü, yarına geçelim artık. Şu anda MSI kutu açılış videosunda ne kadar hızlı render alır, ne kadar hızlı render alır diye sürekli tekrarlamıştım. Kutu açılış videosunun renderını alıyorum abi. 9 dakika 49 saniyelik bir video. 1080p ve ortalama bir bitrate'de export alıyorum. Tam olarak 1 dakika önce başladı bu render. 10 dakikalık bir videoyu 3 dakikada alıyor abi. Ben eski bilgisayarımda aynı videoyu 26 dakikada alıyordum abi. Günaydın. Buğra abiye gidiyorum. Hem onunla bir şeyler çekeceğiz, hem ben de onda bir şeyler çekeceğim. Hem belki bir şeyler bizim tarafımızdan onun evinde çekilecek. Günün sonunda bir şey çekilecek ama ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Yoldayım. Garip bir haftalık oluyor. 4 gün araya girince ben de mala bağladım. En güzel stüdyo abinin stüdyosu demişler. Evet. Kutu açılımı evde daha iyi yapamayacağımı düşündüğüm için Burak abinin evine geldik. Bir tane Uludağ projemiz var Rurok'la beraber. Burak onun için abi gelen bazı kasklar var. Onların kutu açılışı olacak. Daha geliyor mu böyle? Şöyle ben de bir selam vereyim. Selam. Snow Sport serisinden RGBDX diye bir serisi var Rurok'un. Buradaki kasklarından istedik. Hayırlı olsun. Eyvallah abi. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hem orada çekim yapmak istiyoruz, hem de zaten Rurok'la motor tarafında çalışıyorduk. Efendim? Efendim canım? Aa, kanala abone olun diyor kanka. Vay be, yeni izledim. Araba onu aramalı ya, inanamıyorum. 3 tane söyledim. Bir tanesi takipçi hediye diyorsun galiba. Yok. İkisi bizim, biri başka birine ait. Şimdi o neymiş kanka? Bak bakayım bir yandan. Frostbite var bir tane. O bizim Alper'inki. Alper bu arada kaskı gördü. Çok heyecanlandı adam. Bakalım gerçekte nasıl? İlk kez bu arada Snow Sport serisini açıyorum ben. Sen daha önce açmışsındır. Sen niye bıçak kullanmıyorsun? Abi ben böyle haşin seviyorum ya. Neden bilmiyorum. Şöyle. Şimdi bak, ilk defa açtığın için söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, çok güzel böyle bir beyaz kutusu var. Motor kaskında medium beden 57'ye kadarsa, bunlarda X large beden 60 santimden başlıyor. Medium eğer giyiyorsan bunda large giyiyorsun. Eyvallah, demektir. Eyvallah, anladım. Sen daha önce 2-3 tane daha... 6 tane aldım toplam. Ben o kadar söylemek istemedim. Stickerları var. Böyle bir göstereyim arkadaşlar. Rock stickerları. Bir tane anahtarlığı var. Yani bir tane şeyi var. Bunun adı ne? Ne denir? Poşet. Kask çorbası. Ya Alper buna düşecek. Bunun malzeme kalitesi, boya kalitesi. Fotosket kaskıyla alakası yok. Hiç alakası yok. Sonra bunlar sticker değil. Üzerinizde gördüğünüz her şey arkadaşlar. Boya ve airbrush. Ben sana bombayı söyleyeyim. Şurada bir bölüm var. Aa, üzerinde geliyor. Üzerinde geliyor abi. Ve onları bir ver bana. Abi bu nedir? Çok güzel.
Bu çok güzelmiş be. Izgara var ya. Bu ızgarayı şimdi ben sana kırmızı ızgara vereceğim mesela. Şunu bir açabilir misin? Tabii ki. Bu zaten Google'ı. GoPro bölümü birazcık böyle boş durmuyor. Bu çok kolay çıkıyor. Çok kolay takabiliyorsun bunu bu arada. Böyle mantıklı. Kapak gibi abi. Bu yüzden bunları yapmışlar. Şimdi oldu ya. GoPro yeri de yok artık. Evet abi bak aç, bak şimdi. Direkt GoPro yerini kapatmış oldum. Evet gözlüyor. Bu arada çene bölümünü şuradan takıyorsun. Sen de paylaşayım. Çok kolay abi. Şimdi böyle durdu. Şu an efsane duruyordur eminim yani. Keşke görebilsem. Çok yakışıklıymış. Alper keşke bunu sana vermeseydim ben alsaydım ya. Fokusim bunu bozar. Bunun mesela şunlar çok kolay değiştiriliyor. Çekeceğim abi şimdi. Mıknatıslı sistemi. Taktığım zaman. Oo çok iyi. Tabii. Ben abi ilk aldım kaskı. Bununla devamlı kullanıyorum. Buğulu görüyorum. Jelatini varmış. Jelatini çıkarman gerekiyormuş. Ben de abi kamil gibi çıkarmadım. Orada oturma yerleri var değil mi? Evet abi. Arka planda şu arka bölümde şuraya kilitleyebiliyorsun bunu. Taktın. Buyur. Cuk. Şu an oldu abi. Al. Bunu böyle takamazsın. Bunu tamam. Böyle takıyorsun. Bu arada atom karınca gibi oldum. Biraz canını acıtabilirim. Özür dilerim. Kusura bakma ne olur. İsteyerek yapmıyorum biliyorsun. Bak şimdi kavga ederim seninle işte. Hiçbir sıkıntı olmaz. Abi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Bunu da tekrardan kral böyle çıkartıyorsun. Biraz alışkanlık ister ama. Evet birazcık zaten alıştırman gerekiyor. Kolay takılan bir kas değil bence. Çok sert ama plastik. Kayağa çıkmadan önce hazırlarsın kendini. Gün içinde böyle devam edersin. Ben biliyorsun bu kaskla takla attım. Hiçbir şey olmadı. Kırdım ya ben buramı. Biliyorum da bu kasla takla attığını bilmiyordum. Omzunu mu kırmıştın? Köprücük kemiğin kırıldı. Kötü olan şey de kötü dediğimi biliyorsun. Ben niye böyle konuşuyorum atom karınca gibi? Bu da seninki mi? Yes bu da benimki. O üçüncü de bir arkadaşının. Dedik ki gümrükten gelirken hep beraber gelsin. Üçü de bana ait değil. Biz seçerken Alper'le beraber dedim ki ikimiz de gülen bir surat seçmek istedik. Hani beraber çekimde güzel olsun çok diye. Çok iyi bu arada. Gelsin. Çok güzel. İlk kasta anlattıklarımızı anlatmaya gerek yok. Oy. İnsanı bozer kanka bu. Ben siyahçıyım. Hemen istiyorsan kurulum yap baba. Evet evet. Alper sana dandiyi vermiş ya. Kendi seçti abi ben bir şey yaptım. Son halini görmek istiyorum bunu. Şimdi Google. Şöyle. Ama bir gör kendini istiyorsan. Ya sen ne diyorsun be? Venom gibi oldum. Oğlum çok iyi. Bu adamlar bu işte çok iyi yapıyor abi. Yani çok kaliteli yapıyor. Öyle.